Koç ve yükselen burcu Koç olanlar hoş geldiniz. 1 ve 7 Kasım haftasındayız. Artık Kasım ayındayız. Ve bu hafta bir yeni ay yaşayacağız Akrep burcunda. Yeni ay videosunda detaylıca bahsettim. Orada detaylarını izleyebilirsiniz. Ve haftanın ortasına kadar, perşembe gününe kadar özellikle ayın fazı artık iyice küçülüyor ve kapanan fazla olacak. Ve perşembe gününe itibaren de Venüs burç değiştiriyor, artık yay burcundan ayrılarak Oğlak burcuna geçecek ve cumartesi günü de Merkür Akrep burcuna geçiş yapacak. Tabii ki Akrep burcundaki o gezegen yoğunluğu, gezegen çoğunluğu fazlalaşacak. Bu da sizin yine hafta boyunca 8. ev konularınızı gündemde daha fazla tutacaktır. Özellikle finansla ilgili gündemler, finans piyasaları, para, bankalar veya krediler gibi borçlar, ortak paylaşımlar gündeminizde en fazla olacak konu olabilir. Haftanın ilk günü Ay Başak Burcu'nda sevgili koçlar ve sizin için 6. ev konuları gündemde gözüküyor. Daha fazla günlük hayatınız, iş hayatı olabilir, çalışma koşullarınız, belki bir takımımızın sağlıkla ilgili durumları güncel olabilir. Oldukça yoğun bir gün. Ve yine salı günü Ay Başak Burcu'nda başlayacağız güne. Fakat gece saatlerinden saat 2'den sonra Ay Burcu'na geçecek. Ve salı günü de Merkür'ün Plüton'la bir karesi var. İşte Ay'ın Şiron'la karşıtlığı var. Merkür-Plüton karesi genellikle düşünce ve fikirlerde biraz baskıcı, demolize eden, işte zorlayıcı bazı gelişmeleri, fikir ve düşünceleri daha dayatmacı bir şekilde ortaya koymayı işaret edebilir. Çarşamba gününe geçtiğimizde Ay hala Terazi burcuna devam ediyor olacak. Perşembe günü gece saatlerine kadar yine ilişkiler, günlük hayatınız, ortak projeler, eşle ilgili veya ortaklıkla ilgili görüşmeler, konuşmalar gündemimiz olabilir. Çarşamba günü Ay'ın Plüton'la, işte Merkür'le de kavuştuğunu görüyoruz. Özellikle gece saatlerinde Ay, hani Merkür kavuşumda özellikle çözüm bekleyen, dediğim gibi biraz önce de ilişkilere dayalı bazı gelişmeler, konuşmalar daha güncel olabilir. Evet, perşembe gününden itibaren Venüs artık Oğlak burcuna geçecek. Tabii Venüs'ün, ilişkiler gezegeni Venüs'ün Oğlak'a geçmesiyle daha ayağı yere sağlam basan bir ilişki potansiyeli doğacaktır. Sizin kariyer evinizde ilerleyecek Venüs. Artık hem ilişkilerinize hem iş hayatınıza aslında daha olumlu destekler vereceğini de söyleyebilirim. Perşembe günü gece saatlerinden itibaren evet, Ay artık Akrep burcuna geçiyor ve ayın fazı da artık bizim balzamik dediğimiz hiç görünmeyen, kapanan fazla ve gün boyunca perşembe günü yeni bir konuya başlamak yerine gelişen konuların daha böyle sonuçlarını almaya yönelik bir durum içinde olabilirsiniz. Açılarına baktığımızda Ay bugün evet Güneş'le kavuşarak gece yarısından itibaren Akrep burcundaki yeni ayı oluşturacak ve sizin masraflar, parayla ilgili konular, giderler, finansla ilgili tüm alanı işaret eden bir alanda. Dolayısıyla işte banka, kredi, borçlar veya alacak verecek işleri yine gündeminizde olacaktır. Ve cumartesi günü Ay artık Yay burcuna geçiyor. Ay'ın Yay burcuna geçmesiyle tabii sizin 9. ev konularınız aktifleşecek. Bu size faydalı, daha destek olucu, biraz daha vizyon katan hayatınıza, daha geniş düşünebileceğiniz, düşünce ve fikirlerinizi daha rahat bir şekilde ortaya koyabileceğiniz bir zaman sürecini işaret ediyor cumartesi ve pazar günü boyunca. Belki seyahatler, gezi, işte biraz daha kişisel gelişim gibi konularla daha fazla ilgilenebilirsiniz. Keyifli, saatli bir hafta dilerim. Hoşça kalın.